İki elin parmak sayısını geçmez günlük tutuyorum diyen, hem okumalıyız hem yazmalıyız. Yazmamız için de önce dağarcığımızın, zihnimizin, beynimizin... Sponsor da tabii ki İsmail Kahraman abimiz. Evet, fotoğraflarını alalım. Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Yavrum, senin yerini almıyoruz, bekle. İkinci ödülünü değerli misafirimiz Nedret Demir abimiz versin. Evet, fotoğraflayalım. Alkışlarımızla. İçinde bir miktar ödül var. Evet, Nedret abisini de şöyle alalım. Üçüncü ödülünü değerli misafirimiz Mehmet Asık Işık beyefendi veriyor. Şöyle üçüncüye de ödülünü fotoğraflayalım. Semih kardeşim. Dördüncüye ödülünü Zuhal Aktop veriyor. Şöyle fotoğraflayalım. Beşinciye ödülünü İsmail Kahraman değil, hocam nezaket gösterdi ama nezaket bir yere kadar dedi. İsmail Kahraman abimiz beşinciye ödülünü takdim etti. Öğrencilerimizi alkışlarla yere... 2007 yılında başladığımız sevgili müdürüm yolculuğu bu sene tamamlayabildi. Ve gitmek, gezmek gerekiyor. Şimdi belgelerimiz var, takdim etmek istiyorum. Evet, belgeleri İsmail Bey abimiz çıkarıyor. Milli Eğitim Müdürümüzü belgesini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun müdür. Evet, fotoğraf, Semih Bey fotoğraf alabiliriz. İki bey. İki bey, evet. Evet sevgili öğrenciler, çok uzun konuşmayacağım. Öncelikle cumanız mübarek olsun. Sevgili öğrenciler, kardeşlik, sevgi deyince Mevlana akla geliyor. Ve en güzel sevginin olduğu yerde Dilovası. Ben de Dilovası'nın çocuğuyum biliyorsunuz. Burada doğdum, burada büyüdüm, buranın insanıyım. İlkokul, ortaokulu Dilovası'nda okudum. O yüzden gerçekten Dilovası sevgisi bitmez. İçimizdeki Dilovası sevgisi bitmez. İsmail hocam çok güzel bir şey söyledi. Gezin dedi. Ben yaklaşık 10 yıldır burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yapıyorum. Gerçekten gezdikçe daha çok aşık oluyorum. Köylerimiz. Ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğümüzden sorumlu vali yardımcımız Ekrem Çabuk Bey. Sayın Valimize iletilmek üzere bir teşekkür belgesi takdim ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böyle bir güzel etkinlikle bizi buluşturduğu için biz de İsmail Kahraman abimize bir teşekkür belgesi takdim ediyoruz. Mevlana yolunu vakıf medeniyetiyle takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 2023 vakıflar yılı Mevlana yılı ilan edilmişti. Ben saygıdeğer hocama, siz değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yaptığımız projenin finalini, galasını burada yaptık ama hocama ayrıca Dilovası sevgili konulu bir şiir yarışması ayrıca başka etkinlikler onunla ilgili de kendisi ifade edecekler. Sizleri Mevlana belgeseliyle baş başa bırakıyorum. Bakın. Gönüllere taht kurmuş bir gönül sultan. Yüzlerce yıldır karanlıklara ışık saçan bir sevgi deryası. Hayatı boyunca sevgiliye kavuşmanın hasretiyle yanıp tutuşmuş bir sevda güneşi. Vefat ettiği günü şeb-i arus, yani düğün gecesi bilmiş bir hak dostu. Büyük İslam alimi, mutasavvıf, şair ve mütefekkir. Mevlana Celaleddin-i Rumi. Onu anlamak için onu Konya'ya getiren yolculuğu bilmek gerekiyor. Bu yolculuğu bilmek için de önce Güneş ülkesine gitmek zorunda kalmamıştır. Moğol istilası kapıya dayanmış, Hazem Şahlarla anlaşmazlık artmıştır. İşte bu sebeple Bahaeddin Veled
kendine yeni bir yurt bulma umuduyla 1213 yılında yola çıkmıştır. Henüz 5 yaşında olan Mevlana'nın hayatındaki en büyük dönüm noktası olan hicret böyle başlar. Onlar için bir de sevgi yapsaklar. Sevgili gençler, birkaç dakika size birkaç kelam etmek istiyorum bu vesileyle. Şimdi Uğur Tadar kardeşimiz değerlerini kaybetmemiş çok asil bir insan. Sizler de öylesiniz, bundan eminim. Şimdi burada Vakıflar Haftası dolayısıyla bir araya geldik sizlerle. Çok teşekkür ederim İsmail Bey de o vakıf insanı. Beraber bu yolda yürüdüğümüz geçen haftada ve kitaplarını da okumanızı tavsiye ediyorum kendisiniz. Uğur Tatar adına sevgiyle alıyorum bunu. Teşekkürler Nedret Bey, sağ olun. İsmail Bey, sizlere de... Evet, hatıra olarak o paraları saklayabilirsiniz. İsmail Bey, biraz nasıl takdim edeyim? Evet. Evet, Haluk Dursun önemli bir şahsiyet. O köyünde Haluk Dursun'un yolundan gitmeye gayret...